Arkadaşlar selamünaleyküm. Bilgi Moda Trabzon'dan hepinize selamlar. Bugün bir tane Dolmar PS 9000 modelimiz geldi. Şöyle göstereyim. Makina dehşet bir makina. Güç konusunda azami. Eski bir makina ama çok kuvvetli. Gayet temiz kullanılmış, yorulmamış motora benziyor. Bunda bir sıkıntımız var, onu çözeceğiz. Murat'ta 84 AV'de bir tane elektronik sorun geldi. Onu halledecek inşallah. Sadık dışarıda 170'le oynuyor. Herkes kendi oyuncağıyla arkadaşlar. Kanala abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Makinamız yakıt yetiştirmiyor. Çalışıp istop ediyor. Sorunumuzu buradan göstereyim size arkadaşlar. Makinanın yakıt ordumu şöyle göstereyim. Yırtılmış. Buradan götürmüşler birkaç yere. Sıkıntı yaşamışlar. Karbüratör değiş bilmem ne vesaire. Karbüratör de değil arkadaşlar sorunumuz. Şuradan göstereyim size. Portum yırtılmış. Buradan hava aldığı için bir nebze yakıt çekiyor. Bir nebzeden sonra makine boğulmaya veriyor kendini. Gayet normal. Şimdi yakıt ortamını beraber değiştireceğiz. Ondan sonra bakalım sıkıntımız giderecek mi? Bu makinayı da OH'ta deneyeceğiz. 84 ile beraber kapıştıracağız. 660 ile beraber kapıştıracağız. Dolmarı da bu şekilde görmüş olacağız. Gayet temiz bir motor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. İzlemede göstereyim. Sadık gel buraya. Arkadaşlar makinedeki arızayı görüyorsunuz. Bakın hortum buradan yırtılmış. Kontrol. Artık patlamış. Gerçi çekmeniz lazım. Kasenimizle beraber aldık. Şöyle göstereyim. Önceden zaten bunun dekompresör ucu değişmiş. Antekin kendi orijinal şeyi değil. Gel bana. Bak buradan da yırtıldı var. Koskoca motor. Görüyor musun? Burada yırtık. Bu motor zamanla olan bir deforme bu. Normal arkadaşlar. Bu makinede kaç senedir çalışan bir makine. Bu makine en az 2005 ve önceki seri bir makine. Kuvvetli bir motor. Bakalım burada hatta modeli yazıyor mu? Kaç senesinde çıkmıştı hamburg ama modeli yazmıyor arkadaşlar. Tahminim benim 2005-2004 o arada. O seride bir makine. Bunun da ağaçta denemesini beraber izleyelim. Şöyle diyelim arkadaşlar. Hortumu arkadaşlar. Deposu doluymuş. Ben depoyu boşaltacağım. Şu an doluymuş. Yakıtı boşaltacağız, öyle yapacağız. İyi benzin var burada. Of. Of. Burada kafa yaparım. Burada. Şimdi tamamladık da. Filtresine kadar orijinal bak. İnanır mısın? O kadar temiz bir motor arkadaşlar bak. Filtresine kadar orijinal. Eski keçeli filtre. Bunlar bu yeni filtre benzemez. O kadar kaliteli malzemedir. Gel. Hortum bu. Hortumumuz şöyle gösterelim. Buradan bir patlak. Altta patlak var mı? Şöyle bir esnetirseniz onu arkadaşlar. Böyle hortumun patlak olduğunu böyle hafif esnetin zaten açılacaktır. Bak gel buraya. Aynı bu arabanın eksenleri karşı da aynı mantıklı arkadaşlar. Bir yerden sonra depo oluyor, patlıyor. İçinden benzin geçiyor. İşte siz bırakıyorsunuz onda benzin. Soğuk hava şartı onu etkiliyor. Bunun gibi birçok neden bu motorlarda ve benzeri modellerde hep böyle. Tekrar göstereyim size. Bu hortum değişecek şimdi. Bak kaybettim. Ama her taraftan gözüküyor. Şuraya bak.
her taraftan deforme olmuş. Buraya ayrı, oraya ayrı. Neyse. Parçalıyoruz, devam ediyoruz. Arkadaşlar hortumumuzu değişiyoruz fakat şu bir gerçek, bu makine eski bir makine. Bunun parçasını bulmak mümkün değil. O orijinal hortumu tedarik etmek imkansız gibi bir şey. Ona neyden yaptık biz onu? FR480'in depo hortumundan biz bunu yaptık. Bakacağız şimdi gerçi yerinde bir sıkıntı verecek mi? Bu kadar iyi bir
kaldır. Abi. Ayarlarıyla oynamış galiba. Arkadaşlar sesi aldınız. Sesi aldığınıza göre değneği yapıştırabilirsiniz. Duymadığınız adına 84'ü stop ettim arkadaşlar. Ses çok random oldu. Çekmece dedi. Hangi çekmece dedi? O stilin malzemelerin civatalarının olduğu çekmece var ya orada. Hangisi? Gözlükte siz dinleyin de böylece ben parçayı bulup geleyim. Yaptık gayet güzel, hiçbir sorunumuz yok. Yani şurada ben size motorun gücünü şöyle göstereyim. Geri tepme. Aynı stil 70 gibi. Öyle bir kuvvetli ki bak şu parmağımla burasını kopar alacak bak. Öyle bir acıyor. Şu an ama atarım yine bu. Arkadaşlar bu makinamız da buraya kadar. Güzel gene arızasını çözdük, tespit ettik. Bu makinaların videolarını gelmesini istiyorsanız 84 bu. Bir de ya burada şanalar ve altta 60 var. Bunu da göstereyim. Bir tane çana var. Nerede? Bak buna bak. Büyük makinaların hepsinde var bu. Thank you.
Arkadaşlar, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hangi makineyi alırdınız? Bunu da yorumlara yazın. Bu makineleri karşılaştırma videosu da yaparız. Hoşça kalın. Trabzon Ligi Moda'dan hepinize selamlar.